Elit meselesini şöyle anlayabilir. Yani böyle ciplere binen, ondan sonra gerçekten konutları bulunan, havuzlu konutları bulunan ya da büyük saraylarda oturan insan olarak algılayabilir bunu. Elit dediğimiz şey, eğer kastınız Mustafa Kemal ise Selanikli bir yetim. İzin verin tamamlayayım. Ben Mustafa Kemal demedim. Tamam ama o kadroyu söylüyoruz. Selanikli bir yetim. Yetim kalmış. Yetim kaldığı için ondan başka sığınacak yer olmadığından askeri mektebe verilmiş. Askeri mektepte 14 yaşına itibaren bir cepheden bir cepheye gitmiş. Devletin Osmanlı'nın kaybettiği Libya'ya gerilla olarak gitmiş. Orada savaşmış. Anadolu'ya savaşlar yüzünden gelememiş bir kuşak. Bütün çevresi öyle aşağı yukarı. Bütün çevresi bugün kurulan Türkiye sınırları dışında doğmuş evlatlar bunlar. Yani vatanı Manastır, vatanı Selanik, vatanı Kafkaslar, vatanı şu anki idari sınırlarımızın dışında kalmış ya yetim çocuğudur ya öksüzdür. Ve bunlar büyüdüler Anadolu'ya geldi. Elit dediğiniz buysa Osmanlı'nın asker memurları. Kastınız buysa asker memurlarıydı. Ve onlar Anadolu'ya geldiklerinde, Anadolu'ya savaştıklarında şöyle bir manzara ile karşılaştılar. Şevket Süreyya Aydemir suyu arayan adamında der ki askerlere sorarsın peygamberimiz kimdir? Biri Muhammed der, biri Musa der, biri İsa der, biri Ali der. Bazıları peygamberin adını bilmez Enver derler. Dolayısıyla böylesi bir toplumu, birbiriyle kendi köyünden ötesini vatan bilmeyen bir toplumu. Bakın kendi köyünden ötesini vatan bilmeyen bir toplumu ve birbirinden haberdar olmayan bir toplumu o 1919-1920 koşullarında Samsun'a giderek, Amasya'ya giderek, Sivas'a giderek, Erzurum'a giderek milli mücadeleyi bir çatı altında toplamaya ve emperyalist işgale son vermeye anlattığım aday oldu. Dedelerim ben yani. Ayrı insanlar değil. Yani. İşte elitleri anlatalım. Elitler önemli. Elitler böyle elitler. Cumhuriyetin elitleri bunlar diyorsunuz. Cumhuriyet elitleri. Erzurum'da karda kışta o Deli Halit Paşa ile beraber çarpıştılar. Ya da gittiler Ankara'da Yunanistan sınırlarınıza dayandığında, Yunan ordusu Eskişehir'e dayandığında Ankara'da karanlıkta meclisi toparlamaya, İstanbul'la haberleşmeye çalıştılar o elitler. Sakın müdahale etmeyin. Andır derdim anlatmaya çalışayım. Şimdi ben anlamaya çalışıyorum. O elitler böyle elitlerdi. Aynı zamanda bakın Mustafa Kemal Samsun'a giderken birileri İzmir'e çıktı. Birileri Hatay'daydı, Balıkesir'deydi, Uşak'taydı. Kongre toplandılar. Gidip kimi ikna ettiler? Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi ve 1. Meclis'e bakarsanız o elitler kimdir biliyor musunuz? 32 tane din adamı vardır. 132 tane esnaf vardır, milletvekili olan. Bunlardan 130'u askerdir ve bunların çoğu Mustafa Kemal gibi yetim çocuğudur ya da yetimdir. Bunlar milli mücadeleyi başardılar ve kotardılar. Kime karşı? Osmanlı elitlerine karşı. Onlar kimdiler? Vahdettin ve saraydakiler. Vahdettin ve damat Ferit. Ve milli mücadele başarıldığında bir yabancı gemiyle ülkeyi terk edenler. Şimdi sizin kastınız şu. Neden Mustafa Kemal ve Anadolu'nun yetimleri geldi? Kesinlikle yok. Doğru söylemiyorum. Yanlış ya anlamasın. Düzeltirsiniz. Şöyle onu. Beni tercüme edip tekrar üzerine yorum yapma. Yorum yapmıyorum. Ben kendi sözümü söyleyeyim. Onun üzerine yorum yap. Ben tamam söyleyeyim. Beni önce yanlış tercüme edip onun üzerine de dramatik bir yorum yapmana gerek yok. Sizi bağlayan bir şey söylemiyorum. Ya benim üzerimden konuşma. Sen kendi nutkunu çek. Sizin üzerinden söylemiyorum ya. Ben de karşı nutuk çekerim yani. Böyle dramatik bir hikaye anlatıyorsun. Benim dedelerimin hikayesi başka bir hikaye değil. Peki siz Cumhuriyet elitleri derken kimden bahsediyorsunuz? Ben derdimi anlatayım. İsmail Bey ben bitiremedim. Ben bir derdimi anlatayım. Sonra cevap masar ben bir derdimi anlatayım. Yani neden böyle yapıyorsunuz? Ben diyorum ki Cumhuriyet'in elitlerinden yani Cumhuriyet geldi, el koydu, ele geçirdi demek Cumhuriyet'in yetimleri, öksüzleri, Mustafa Kemal'in etrafında toplananlar payitahtın, sarayın ve Vahdettin'in gasp ettiği hakkı millete devrettilerin tevil edilmiş halidir. Mustafa Kemal ve arkadaşları kalktılar, bu millet ancak kendi kendisini yönetebilir dedi. Ancak hürriyet onun ellerindedir dedi. Ha! O andan itibaren Cumhuriyet'in problemlerini tartışalım. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devredilen fabrika sayısı bile 10 kişinin üzerindeki fabrika sayısı 200'ü geçmez. Toplam nüfus 12 milyon. Şimdi Osmanlı ile Cumhuriyet'i mi tartışıyoruz? Hayır. Hangi bakiye kaldı, neyin üzerine kuruldu? Bakın o kıtlıkta, o yoksullukta olmayan bir şey yaptılar. 26'da Kayseri'de uçak fabrikası kurdu o elitler. O elitler Kayseri'de bez fabrikası, Nazilli'de bez fabrikası. O elitler bugün tek Cumhuriyet. Bakın 100 yıl sonra, onu da söyleyeceğim. 100 yıl sonra yiye bitirilemeyen kitler o dönem kuruldu. Cumhuriyet elitleri kimdir mesela? Peki. Sazak ailesi mesela. Elittirler, toprak ağasıdırlar, Demokrat Parti'yi kurdular. Menderes hem CHP'nin milletvekiliydi hem de Aydın'da toprak ağasıydı, Demokrat Parti'yi kurdular. Karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi tek parti doğru hataları vardı, tek tipçiydi. Doğru ulus devlet meselesinde zorlayıcı tutumlara takıldı. Bunların hepsi doğru. Ama zengin diyemezsiniz. Ama elit diyemezsiniz. Hatta 600 yıllık sadece babadan oğula geçen bir kan davasını halkın iradesine üstün tutmamakla onları suçlayamazsınız.
Türkiye Mustafa Kemal'den itibaren şunu kazanmıştır. Elit velit, boş işler. Bu ülkenin Erzurum'daki garibanı da, mesela ben Erzurumlu bir işçi çocuğunun oğluyum. Bu ülkede İstanbul'da sarayda doğan da eşittir fikrini vermesi itibariyle bizim için önemlidir. Keşke şunu da sağlasaydı. Diyarbakır'da Kürtçe konuşanla, işte ne bileyim Ege'de, işte Türkçe konuşanın kendisini aynı anda eşit edebileceği bir demokrasiyi biz şu an yakalayabilseydik. Onu ya, 20 yıl önce, orada burada bir birleşiyorsunuz öyle, tabii ama bir başka bir anlaşmazlık var. Hayır. 20 yıl önce Cumhuriyet mi doğruydu, Osmanlı doğruydu tartışmasını İsmail Bey oturttu diyalektiğini. Cumhuriyet'in faziletlerini Osmanlı'nın şunlarından bunlarından bahsetmeye başladı. Şimdi sizin yani, bahsettiğiniz elitler kimdi? Geçirdi, Cumhuriyet'in kuruluşuna itirazı olan var mı? İtiraz ettiniz. İtirazınız var. Sizin mücadeleye itirazınız var mı? Ele geçirdi dediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokratları, askeri ve sivil bürokratları bu devletin bütün varlığını kendi hakkı müktesebi görmüştür. Seçimle Adnan verdi Menderes. İhsan Bey, seçimle verdi. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi verilmedi daha bir yıl önce. Öyle. Ne darbesi? 50 seçimle yılında, geldi, 50 yılında seçimle aldılar. Bakın Adnan Menderes seçimle aldı, geldi. Darbeyle bu ülkenin kurucu aldı. İkinci ismi İsmet İnönü seçimle kaybetti. Bakın aldı yönetti. Sonra tekrar sonra geri aldılar. Yahu o zaten bizim tartışmalarımızın kökeni. Evet tabii aslında şimdi, şu anda yaşadığımız...